Memlekette sorunlardan, sorun yumağından artık yaşanmaz hale gelinmiş. Her gün her yerde büyük bir dram var. Her gün her yerde büyük bir acı var. Ölüm var, kan var, gözyaşı var. İnsanlar işinden atılıyor, malına mülküne el konuluyor. Parlamento açılmış. Daha ilk dakika yaptıkları şey savaş tezkeresi çıkarmak. İkinci gün Bakanlar Kurulu o hali 90 gün daha uzatmak. Bakar mısınız? Böyle bir ülkede yaşamayı, böyle bir yönetim altında yaşamayı bu ülke hak etmiyor. Bu insanlar hak etmiyorlar. İstediğin kadar oyun %50 olsun, 40 olsun, 45 olsun. Zulüm yapma hakkını vermez sana. Tek başına iktidar olmuş olman bu hakkı vermez sana. Televizyonu kapatabilirsin, radyoyu kapatırsın, gazeteyi kapatırsın, parlamentoyu kapatabilirsin. Yüreklerimize, beyinlerimize de kelepçe vuramazsın. Alttan gelen o seli durduramazsın. Hiçbir baraj bu selin önünde duramaz, durmayacak. Yıkılıp gidecekler, bu düzen yıkılıp gidecek. Parlamento 4 partiliymiş. Bırakın ya Allah aşkına. Parlamentoda 2 parti var. HDP var, diğerleri var. Ne 4 partilisi? Bir araya gelmiş milliyetçi, Türkçü, ulusalcı, İslamcı, ne kadar dinci, mezhepçi anlayış varsa ittifak kurmuşlar. Adına da Yeni Kapı Ruhu diye bir şey koymuşlar. Bildiğiniz faşizmin ruhunu sokaklarda dalgalandırarak, parlamentoda dalgalandırarak efendim oradan bir yeni Türkiye icat edeceklermiş. Bırakın. Biz varız. Bir de ırkçılar, milliyetçiler, ulusalcılar. Başka bir şey yok. Türkiye'de demokrasi, demokratik mücadeleyi, adaleti, eşitliği, özgürlüğü sizler bizler temsil ediyoruz. Başka umut yok. Başka direnebilen odak yok. Direnmeye cesaret eden yok. Dikkat edin, hepsi sarayın önünde süt dökmüş kedi gibi dolaşıyorlar. Hepsi biat ettiler artık. Bizim minnetimiz yok. Niye biat edecekmişiz? Minnetimiz yok. Senden ihale mi istedik? Yok. Çok şükür. Hırsızlık mı yaptık? Bir açığımız mı var korkacağız? Çok şükür. Yok. Millete zulüm mü ettik? Dilini, inancını, mezhebini mi yasakladık milleti? Neyimizden korkacağız? Bütün zulümün temsilcisi sizsiniz. Bu ülkede yaşanmış bütün hukuksuzluk, ahlaksızlık, bütün suçların siyasi sorumluluğu 14 yıldır sizde. Biz size niye biat edecekmişiz? Kusura bakmasınlar. Hangi ruhta birleşirlerse birleşsinler. Kendileri bilir. Toplamda yaptıkları her şeyin evrensel düzeyde bir tane ismi vardır. Faşizm. Adına ileri demokrasi deseniz, yeni Türkiye deseniz, ne derseniz deyin. Bunun dünyada her yerde adı faşizmdir. Nazi Partisi'nin, Alman Nazi Partisi'nin uygulamalarına bakın. Yaptıkları işlere bir bakın. İnanın tıpatıp uyuyor ya. Erken seçimi kabul etmemiş, erken seçime götürmüş parlamentoyu. De facto başkanlığını ilan etmiş. Başkanım demiş artık, führerim. Parlamentoyu kapatmış. Dokunulmazlıklarını kaldırmış. Solcu milletvekillerinin içeri atmış onları, tutuklatmış. Yetmemiş, bütün muhalefeti tutuklatmış. Gazeteleri, televizyonları, muhalif olan hepsini kapatmış. Olağanüstü hal rejimiyle ülkeyi yönetmeye karar vermiş ve bir müddet sonra başbakan da benim, cumhurbaşkanı da benim, tek adam benim, tek dil, tek millet demiş. Bunu, yok bu değil. Führer demiş, Hitler demiş. İnan. Ben halen iddialıyım. Hayatı boyunca başından sonuna okuyup bitirebildiği tek kitap Hitler'in Kavgam kitabıdır. Başka da kitap okumamış. Bir tek onu iyi çalışmış, onu ezberlemiş. Orada yazılanları şimdi uyguluyor. Millete de demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Halk üzerinde büyük bir korku, büyük bir panik havası yaymaya çalışıyor. Bakın ben buradan tüm kardeşlerime, yoldaşlarıma, arkadaşlarıma, kadın, erkek, genç, herkese söylüyorum. Korkunun ecele faydası yoktur. Korkacak zaman değil. Eğer özgürlük mücadelesi bedel istiyorsa ödeyeceğiz bedeli. Ama bunlar, bu anlayış, bu zihniyet halkımızın üstünden defolup gidinceye kadar da teslim olmadan, korkmadan direneceğiz.
İçeride dışarıda savaş politikasıyla şimdi ırkçılığı, milliyetçiliği, şövenizmi yükselte yükselte bir müddet götürür. Sonra ne olacak? Hadi 90 gün daha o hali uzattın. Hadi 6 ay daha. Ne yapacaksın sonra? O hale dayanarak mı hep ayakta kalacaksın? Bir gün o da bitecek. Ne yapacaksın? Ülkeyi nasıl yöneteceksin? Bak zor gücü sopa olmasa artık ayakta duramıyorsun. Gördün mü? Hani ileri demokrasi? Hani o halle ülkeyi yönetmek insafsızlıktı, vicdansızlıktı? Bak nereden nereye geldiler. Şu anda zor gücü, cop gücü, panzer gücü olmazsa bir gün orada duramayacaklarını biliyorlar. Halkı baskıyla ayakta tutabiliyorlar iktidarlarını. Medyaya yönelik bu kadar kapatmanın nedeni budur. Yalanları, riyakarlıkları ortaya çıkmasın diyedir. Şu konuşmamızı yayınlayabilecek medya kanalı kalmadı artık. Ama zannediyorlar ki halk gerçekleri havuz medyasından canlı duymayınca herkes AKP'li olacak zannediyorlar. Kim bunlara bu aklı vermişse? Zannediyorlar ki şu televizyonlar, gazeteler kapanınca 3 gün sonra herkes Tayyipçi olacak. Biri bunları kandırmış herhalde. Çünkü bunların en zayıf noktası bu, kandırılmak. Önüne gelen bunları kandırdı, giden kandırdı. Dünyanın en saf hükümeti, en keriz hükümeti, kusura bakma. Bir tek biz kandıramadık. Gerçekçiyiz, hakikiyiz. Doğruyu söylüyoruz. İçimizden gelen ağzımızdan dökülüyor. Neysek oyuz. Ama bunları kandırmak isteyen herkes parmağında oynatmış. Peki suçlu kim? Suçlu yine millet. Suçlu gariban öğretmenler, hakimler, savcılar, doktorlar, mühendisler, öğrenciler. Suçlu bunlar. Kandırılan onlar. Cemaati büyüten onlar. Cemaati bu noktalara getiren onlar. Devleti parsel parsel bunlara peşkeş çeken bunlar. Sonra bir cümleyle yırtıveriyorlar. Kandırıldık diyorlar. Kusura bakmayın. Bedelini kim ödeyecek? Alevi öğretmen, Kürt öğretmen, solcu, işte cemaate selam vermiş, yurdunda kalmış, okulda kalmış, gariban memur, polis. Bunlar ödeyecek bedelini. Ama en büyük suç, en büyük suçlu memleketin başında memleketi yönetmeye devam edecek. Bakın bunlar er veya geç ortaya çıkacak. İşte darbe ile mücadele ediyoruz adı altında. Bizlerle mücadele ediyorlar. Asıl darbeye karşı direnen demokrasi güçleriyle mücadele ediyorlar. Ortada darbeyle mücadele falan yok. Ya defalarca sordum. Nerede bunun siyasi ayağı ya? Darbe gerçekleşseydi, bunlar başarılı olsaydı, kim bakan olacaktı? Kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olacaktı ya? Vali olacak olanlar kimlerdi? Niye bunları açıklamıyorsunuz? Bilmem 92 senesinde, 85 senesinde cemaatin dershanesine gitmiş öğretmene yakasına yapışıp işten atıyorsun. Tamam. Cemaate bilmem bankasından, Bank Asya'dan havale yapmış ya. Suçu bu, havale yapmış. Memuru işten atıyorsun. Tamam hadi. AKP'nin içinde kaç tane darbeyi haber alan veya darbenin içinde olan milletvekili var? Kaç tane? Niye açıklamıyorsunuz? Niye? İş garibana, fakir fukaraya gelince aslan kesiliyorsunuz. Darbeyi eniştemden öğrendim diyor. Yalan. Külliyen yalan. Darbeden, senden, benden, enişteden, MİT'ten önce haberi vardı. Her şey bir bir artık ortaya çıkıyor. Bunlar artık konuşmanın zamanıdır. Darbenin istihbaratını alacaksın önceden. Tedbirini alacaksın. 225 insan yaşamını yitirecek. Sırf sen kendi iktidarını sağlamlaştır diye bir darbe tehdidini önlemek yerine harekete geçmelerini bekleyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kumpaslarından biriyle karşı karşıyayız. Darbe içinde darbeyle karşı karşıyayız. Bu hakikati herkes şu koridorda konuşuyor da kimse şu mikrofonda, kürsüde artık konuşmaya cesaret edemiyor. Biz de konuşmasa kim konuşacak? Bu hakikatler hep sır olarak, kulis bilgisi olarak mı kalacak? Şu darbecilerin isim isim elinizde olduğunu artık günler öncesinden listelerin elinizde olduğunu herkes biliyor artık.
Yok efendim darbe gecesi eniştemden duydum. Bırak artık. Kim var AKP'de? Darbenin içindeki bakanlar kim? Senin bilgin vardı madem. Neden 225 insanın ölümüne göz yumdun? Neden parlamentonun bombalanmasına göz yumdun? Neden darbe girişiminde bulunanları teşebbüs aşamasında içeri almadın? Hesabına geldi çünkü. Böyle olursa işte memleketi yıllarca o halle kanun hükmünde kararnameyle yürütürüz. Milletin işte canı pahasına ortaya koyduğu direnişi de sahiplenir, buradan alır. Yıllarca memleketi götürürüz. Hesap bu. Bunu bozan, oyunu bozan, bunu teşhir eden tek parti biz olduğumuz için de işi gücü bırakmış bizle uğraşıyorlar. Belediyelerimizle, vekillerimizle, çalışanımızla, gece gündüz bize karşı, dostumuza karşı, arkadaşımıza karşı, bize selam verene karşı devasa bir operasyon yürütüyorlar. Ama tek bir arkadaşımız bile bu hakikati, bu gerçeği unutmadan mücadele etmeye devam edecek. Biz ne darbeden ne diktatörlükten yana olmadık. İşin hakikati, gerçeği budur değerli kardeşlerim. Evet, bir darbe gerçeği var. Darbe bir senaryo değil, hakikat. Ama buna karşı alınan tedbir büyük bir senaryo. Büyük bir operasyon. Ve bu operasyona muhalefet partileri de dahil olmuştur. O yüzden sarayda biz yokuz, onlar var. O yüzden Yeni Kapı'da biz yokuz, onlar var. Oyunu bozan biziz çünkü. Bu hakikatin üstüne gitmeye devam edeceğiz. AKP'nin içindeki darbeciler kimdir? Bizim dokunulmazlıklarımızı böyle kaldıranlar rahat rahat. Hadi bakalım AKP'nin içindeki darbecilerin dokunulmazlıklarını kaldır. İsim isim açıklayın bakalım. Bize dava açmak kolay. 550-560 dava açılmış bizim hakkımızda. Konuşmalarımızdan dolayı. Eğer darbe girişimi vatana ihanetse kaç vatan haini var içinizde? Ey AKP'liler, ey Cumhurbaşkanı, nerede bunun siyasi ayağı? Niye açıklamıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Tek bir siyasetçi yok muydu darbe girişimi içinde ya? Bir kişi ya, numune olarak. Yok. İşte bunların hepsi memleketin başına çorap örme operasyonlarının parçasıdır.